çıktın. Daha Birinci Dünya Savaşı başlamadan, yani Osmanlı Devleti seferberlik ilan etmeden önce 12 Mayıs 1914 tarihinde Osmanlı Devleti ufukta yaklaşan tehlikeyi görüyor ve buna yönelik bir hazırlık olması amacıyla 12 Mayıs 1914 tarihinde Mükellefiyet-i Askeriye Kanunu Muvakkati dediğimiz bir kanun çıkarıyor. Ve bu kanunda kimlerin, hangi yaştakilerin nasıl silah altına alınacağı aslında belirtiliyor. Tabi bu arada şuna dikkat etmek lazım. Dediğimiz gibi Osmanlı ordusu kanunlarla işleyişini yürütürdü ve kanunlar üzere personel temini gerçekleştirirdi. Ve biz bu kanunlara ve savaşın çeşitli dönemlerinde çıkan kanunlara baktığımız zaman seferberlikle birlikte ilk olarak 20 ve 45 yaş arasında olanların silah altına davet edildiğini görüyoruz. Ardından artan kayıplar nedeniyle ordunun personel ihtiyacını temin edebilmek için 45 yaşın 50 yaşa çıkarıldığını görüyoruz. Ancak bu da yeterli gelmeyince savaşın ilerleyen safhalarına doğru 20 yaşın 19'a ve en nihayetinde 18'e indiğini görmekteyiz. Ancak tabii Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz 4 yıl sürüyor. Çanakkale özelinde bakacak olursak eğer ise 19 yaşının altında bir askerin varlığından söz etmek pek mümkün gözükmüyor. Neden diyecek olursanız 18 yaşında olanların Eylül ve Kasım ayındaki çağrılarla bir silah altına davet edildiklerini biliyoruz. Tabii bunlar silah altına alındıktan sonra belli bir eğitim de görüp cepheye gönderildikleri için 18 yaşında silah altına çağrılan bir askerin eğitimini tamamlayıp Çanakkale'ye geleceği zaman zarfında zaten burada muharebe fiili olarak sona ermiş durumda. Yani 18 yaşında eğitimini tamamlayıp gelmiş olsa bile bunların sayısının çok fazla olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Kaldı ki 13-15 yaşında bir askerin varlığından söz etmek mümkün değil. Türk ordusu Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmamıştır. Zaten kanunlar ve belgeler de bize bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Burada yanlış anlaşılmaya sebebiyet veren, hatta çeşitli sosyal medya paylaşımlarında da genellikle görmekteyiz bunu. Yanlış algıya sebebiyet veren ise çeşitli dönemlerde çekilen İzci çocuklara ait veya propaganda amaçlı çekilmiş fotoğraflar olduğunu görmekteyiz. Bunların Çanakkale cephesiyle bir ilgisi olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Bu konuda bir iddiada 27 Mayıs 1915 tarihinde, yani aslında bakın Çanakkale Muharebelerinin tüm hızıyla devam ettiği bir tarihte çıkarılan bir kanun var. O da lise 10. sınıf öğrencilerinin vücudu müsait olanların askerliğe alınması ile ilgili ya da ihtiyat zabit namzettiği ya da yedek subayla alınması ile ilgili bir kanun. Şimdi bu kanunu görenler, bu kanunun ekinde yer alan esbabı mucibesi dediğimiz, yani bu kanunun neden çıkarıldığını açıklayan metni incelemediğiniz zaman sanki lise 10. sınıftaki öğrencilerin tamamının askere çağrıldığı gibi bir algı oluşuyor. Ancak kanunun biraz önce bahsetmiş olduğumuz ek metni bize aslında işin doğrusunu anlatıyor. Burada bu kanun şu amaçla çıkıyor. Yedek subaylıkla ilgili kanun ilk çıktığı zaman liselerin son iki sınıfında okuyanlar, işte idadilerin son iki sınıfında okuyanların yedek subay olma hakkı elde ettiklerini görüyoruz. Ancak yedek subay olmak için sadece eğitim şartını taşıyor olmak yeterli değil. Aynı zamanda kanunda öngörülen yaş şartını da taşıması lazım. Yani 16-17 yaşında olup da eğitim şartını taşıyanlar yedek subay olmuyor. Kanunda belirttiğimiz işte 19 ve üstünde olup da bu eğitim derecesine sahip olanlar yedek subay oluyor. Yani aslında arşivlere baktığımız zaman biz şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Çanakkale'de Türk ordusu hiçbir zaman çocuk asker savaştırmamıştır. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman burada aslında arşiv belgelerinden elde ettiğimiz o dönemde silah altına çağrılmayla ilgili belgelere baktığımızda, tabi bu birçok kanundan biz bu tabloyu oluşturduk. Baktığımız zaman 31 Mayıs 1914 tarihinde, yani seferberlikten önce biraz önce bahsetmiş olduğumuz Mükellefiyet-i Askeriye Kanunu Muvakkatine de uygun bir şekilde ilk etapta 21 ve 20 yaşındaki 27 yaş aralığındaki bireylerin silah altına çağrıldığını görmekteyiz. Ve bakın tabii tarihler devam ediyor, artık 1915 yılına geldiğimizde, yani artık Çanakkale'de bir muharebe başladığında bu yaşın 20 yaşına ve 19 yaşına düştüğünü görmekteyiz. 23 Eylül ve 25 Kasım tarihlerine geldiğimizde artık 18 yaşındaki bireylerin de silah altına davet edildiklerini görmekteyiz. Ancak tarihlere dikkat edecek olursak bu tarihte artık Çanakkale muharebelerinin sonuna doğru yaklaştığını görmekteyiz. Nitekim 18 yaşındaki bireyler silah altına alınıp gerekli eğitimleri aldıktan sonra cepheye sevk edildiklerinde en nihayetinde artık Çanakkale'de fiili olarak muharebenin sona erdiğini çok rahat söyleyebiliriz. 12 Mayıs 1914 tarihli Mükellefiyet-i Askeriye Kanunu Muvakkatine baktığımız zaman aslında
birçok maddeden oluşan bir kanun. Ve bu kanuna baktığımızda kimlerin nasıl silah altına alınacağı ile ilgili bazı hükümler içerdiğini görüyoruz. Ve burada bizim dikkatimizi çeken özellikle bakın ikinci maddesine baktığımızda 19 ve 20 yaşlarında bulunan mükellefin yani yükümlüler ancak bir harp halinde silah altına alınabilir hükmünün yer aldığını görmekteyiz. Şimdi kanun bunu söylüyorken bakın 19 ve 20 yaşında bulunan bireylerin bile sadece harp halinde çağrılabileceğini içeren bir kanun karşımızdayken 13 ve 15 yaşındaki çocukların silah altının çağrıldığına dair herhangi bir bilimsel zemin ya da bilimsel bir delil bulunmamaktadır. İlgili kanuna baktığımız zaman mekatibi idadiyelerin yani 7 senelik idadilerin son 2 senesinin derece-i tahsil itibariyle mekatibi sultaniyenin 10 ve 11. sınıflarına muadil olduğunu, dolayısıyla bu haktan 10. sınıf öğrencilerinin de tabii gerekli yaş şartını taşıyan 10. sınıf öğrencilerinin de faydalanması gerektiğini görmekteyiz. Yani buradaki amaç küçük yaştaki bireyleri silah altına almak değil, 10. sınıf talebesi olup da askere çağrılma yaşını sağlayan ya da bu şartı sağlayan bireylerin bu haktan faydalanması gerektiğini anlatan bir kanun olduğunu görüyoruz.